Şimdi canım kardeşim Kerem. Sana nasıl anlatsak? Sen İpek'i seviyorsun. Ben sana inanıyorum. Ama senin de hataların var. Deme. Ne yapmışım ki ben? Bir insan bir günde ...50 defa aranmamalı. Bak şimdi Kerem. Geçen gün kızın kulağından telefonu spatulaya söktük. Yapışmıştı kızın kulağına, böyle olmaz. Şartlı tahliyenin bile kuralları daha esnek Keremciğim. Yapma böyle, bak bunların hepsi senin annene eksi olarak yazılır. Benden söylemesi. Bu daha bir şey değil ki. Ben tanıdıkça anladım. İpek çok yalnız. Yani tamam siz varsınız ama... Mesela babası kullanmaya çalışıyor. Seslense koşacak biri var, onu bilsin istiyorum. O arasam mı aramasam mı diye elini telefona atmadan ben aramak istiyorum onu. Ara o, benden ara. Benden ara. Özlemişsindir sevdiğin kardeşim, ara. Yok, ben şimdi rahatsız etmeyeyim. Azaltarak bırakmaya çalışıyorum. Hayır, yani bu İpek'i de anlamak mümkün değil. Bu nedir canım? Ne biçim tavır? Şımarık mıdır nedir? İnsan azıcık sevgiye hürmet eder. Aslı tamam, sakin ol. Ama yok be, olmaz bu şekilde, olmaz, ben konuşacağım. Ben bir çeki düzen versin kendine. Tamam, ben konuyla ilgileneceğim. Ha, bir saniye beklemeye alayım sizi. Efendim canım? Ne canım? Ne canım benim? Canımın sırası değil şu anda. Bak İpek, bak arkadaşım. Senin artık kendine bir çeki düzen vermen gerekiyor. Bu şekilde gitmez. Ne biçim tavırlar şeyler? Azıcık seni seven insanların değerini bil. Biliyorum zaten. Ne oluyor be? Kendine yanlışlıkla hastanede narkoz falan mı bastın manyak? Sev ki sevil arkadaşım. Kıymet birazcık. Bak, bak şunu hiçbir zaman unutma. Kıymet bilmeyenlerin kıymeti çok olsa da bilinmez. Hadi kal sağlıcakla. Ne yaptım ya?